Yukarıdakilerden hangisiydi hangileri? Aynanın özelliklerindendir. Parlak, esnek olmaz, esnek olan şıklara yok. Kırılgan, doğru. Pürüzlü olmaz. Islanmaz, suyu çekmez. Yukarıdakilerden hangisiydi hangileri doğrudur? Bakalım. Kan sıvıdır. Doğru. Tuz katıdır. Doğru. Oksijen gazdır. Doğru. Soruları okurken komple okuyup da cevaplamayın. Tane tane. Aşağıdakilerden hangisi bütün maddeler için ortak bir özelliktir? Bir şekli sahip olma. Bu katılara has bir şey. Akışkan olma. Burada sıvı, gaz, katıların bazı türleri. Bir yer kaplama, yani hacim. Bulunduğu kabı tamamen doldurma sadece gazlara özgü bir şeydir. Yani hacim olacak. Cam pazardan 3 kilogram mermi var. 1000 gram armut almıştı. 3 sıfır attığın anda bu 1 kilogram kalır. 1 kilogram armut aldı. Elma miktarı armuttan 2 kilogram fazladır. Doğru. Sonra köküne dikkat et. Yanlış olanı bulacağız. Armutun miktarı 1 kilogramdır. Elma miktarı 3000 gramdır. Çevirdiğin zaman doğru ama C yanlış. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin cisimler üzerinde yaptığı etkilerden biri değildir? Soru köküne dikkat. Cismin hareket yönünü değiştirir mi? Evet. Hızlandırır mı? Hareket yönünde uygulanıyorsa hızlandırır. Cismin şeklini değiştirir mi? Mesela bir kalemi kırdığın zaman değişebilir. Bardağı kırabilirsin. Ama cismin sıcaklığının artması tamamen enerjiyle ilgilidir. Bunu da 5. sınıfta öğreneceksiniz. Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekmez? Çektiği şeyleri biliyorsun. Demir, nikel, kobalt. Maddelerine yapılan ürünler. Demir bilye, nikel, kobalt. Ama altını çekmez. Hangisi yanlıştır? Soru köküne dikkat. Lastiği germek, çekme. Yere düşen elma. Lastiği çekerek yerebilirsin. Olabilir. Çekmeceyi açmak, hayal et. Çekerek açıyorsun. Teli çevirmek, döküyorsun. İtme değil, yer çekimi kanunu var. Yere düşen elma. Hangisi kalıcı şekil değişikliğine neden olur? Yani esnek madde değildir. Oyuncak arabayı itme, paket lastiği germe, yastığı sıkma, teneke kutuyu sıkma. Bu kolay bir soruydu. Önündeki sağa dönen bir otomobil. Bak, klasik sorularımızdan var demiştim hatırlarsanız. Arabanın sağa dönmesi, topun direğe çarpması, topun duvara çarpması, raketle oynanan toplar. Bunlar yön değiştirme. Bunlar klasik sorulardır. Bunları ezberliyoruz. Hareket eden bir varlık. Önce soru okuyorum. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Yavaşlayabilir. Doğru. Frene basabilirsin. Hızlanabilir. Yön değiştirebilir. Tamamı doğru. Sonra verilen hareketlerden hangisi dönme hareketine örnektir? Dönme. Top için çevrilmesi. Doğru. Eski oyunlardan biri. Çocuğun salıncakta sallanması. Salınma hareketi. Tavşan tilkiden kaçması. Hızlanma hareketi. Annenin kucağında bebek taşıması. Herhangi bir hareket türü değil. Cevap A. Seçeneklerden hangisi kahvaltı masamızdaki protein? Et, süt, yumurta. En büyük protein kaynakları. Reçel olmaz, şekerli ürün. Zeytin, ekmek, karbonhidrat. Peynir. Besinlerde bulunur. Vücudumuzun %75'ini oluşturuyor dediğin anda suya yapışman lazım. Meyve ve sebzelerde en çok bulunan besin içeriği. Mesela kışın hasta olduğun zaman hemen ne deriz? Meyveye. Ne? Vitaminden düşmüşsün deriz. Ailesinden sigara içen kişilerin yanında duran saat için hangisi söyleyebiliriz? Bağımlıdır. Pasif içi. Bağımlı olması demek kendisini içmesi demektir. Burada durumu değiştirmez. Nasıl değiştirmez? Yanında duman çıkıyor sürekli. Bu durumdan nasıl mutlu oluyor? Sürekli öksürüyor. Pasif içicidir. En tehlikelisi.